Sevgili Batkınlılar, biz 2011'de de köylerimizi gezerken, genel seçimler sürecinde de gezerken, Sayın Başkanım hoş geldin. Genel seçimler sürecinde de gezerken hep bize şunu söylediniz, dediniz ki sadece seçimler seçime gelmeyin dediniz. Bizi her zaman ziyaret edin. Her zaman bizim aramızda olun dediniz. İşte ben bugün buraya başım dik, alnım açık bir şekilde geliyorum. Çünkü şunu biliyorum ki benim bugün belediye başkan adayı olan ama öncesinde ilçe başkanı olan Ulaş Yurdakul'da milletvekili olarak ben de sadece seçimde değil ara dönemde de sizlerle beraberdik. Biz doğru mudur Sayın Muhtarım? Bundan 6 ay önce de gene bu köydeydik. Seçim yoktu ama biz gene buradaydık. Sevgili Batkınlılar, evet Tekirdağ artık Büyükşehir Belediye. Malkara'da artık Büyük Malkara. 70 köyü 3 beldesiyle beraber. Bizler de Tekirdağ Büyükşehir Belediye olmasını istedik. Niçin istedik? Biliyorsunuz AKP iktidarında Tekirdağ kamu yatırımlarından bir pay alamıyor. Niçin bu payı alamıyor? Evet, Tekirdağ vergi ödeme sıralamasında 8. ama devletten aldığı payda 70. AKP'nin adaleti. Tekirdağ gördüğü adalet. Şimdi biz büyükşehir belediye olduğumuzda kendi göbeğimizi kendimiz kesebiliriz dedik. Toplanan vergilerden büyükşehir belediye başkanlığı pay alıp yerel kaynaklara harcayabilir. Ama birdenbire karşımıza AKP'nin bir büyükşehir yasası çıktı. Nasıl bir yasa çıktı? Hani hep AKP'nin yaptığı gibi sol vurup sağ gösterip sol vurmak, sol gösterip sağ vurmak anlayışıyla. Nasıl bunu yaptı? Birden bir yasa geldi önümüze. Köylerin tüzel kişiliğini kaldıran bir yasa geldi. Belde belediyelerini kapatan bir yasa geldi. Sevgili Vatkınlılar, bugün sizlere gelip hizmet üreteceklerini söyleyenler aslında dertleri hizmet falan değil. Biliyorsunuz Batkın Köyü ile beraber Tekirdağ'ın 257 tane köyü her biri emlak vergisinden muaftı. Emlak vergisi ödemezlerdi buralarda. Ama şimdi köylerin tüzel kişiliğini kaldırarak bütün köylülerimizi, tarlalarını, evlerini, bağlarını, bahçelerini emlak vergisi borcu altına getirdiler. Yani AKP bu yasayla beraber köylümüzün cebindeki 3 kuruş paraya elini uzattı. Bunu vergi toplayarak almaya çalıştı. Dahası da var. Az önce muhtarımla konuştuk. Sevgili Batkınlılar, siz su parası ödemiyorsunuz. Değil mi? Su parası ödemiyorsunuz. Ama AKP bu yasayla sizlerden su parası almak istiyor. Su parası toplamaya çalışıyor sizlerden. Bakın, biz açık konuşuyoruz ve net konuşuyoruz. Ne emlak vergisi, ne su parası. AKP'nin köylünün cebine uzatacağı eli biz Cumhuriyet Halk Partililer kıracağız. Biz köylerimizden emlak vergilerini en cüzi şekliyle, su paralarında da kazanılmış olan müktesep haklarını koruyarak işlem yapacağız. Bu sadece Malkara için değil, Tekirdağ'ın bütün köylerinde geçerli olan projemiz budur. Bugün için köyünüzün 130 dönüm tarlası var. Köy konağınız var. Üzerinde düğün salonu var. Kahveniz var. Bunların hepsi köye ait olan yerler. Köy tüzel kişiliğine ait olan yerler. Şimdi biliyor musunuz? Bunlar köy tüzel kişiliği kalktığı için ilçe belediyesine ve büyükşehir belediyesine geçecek. Amaç ne arkadaşlar? Amaç ne? Amaç köylere ait olan taşınmazları, köylerin mülkiyetinde olan yerleri köylerin tüzel kişiliğini kaldırarak kendi üzerlerini alıp daha sonra da bunları satmak. Ama biz şunun sözünü veriyoruz. Bütün yerleşim yerlerimizde şunun sözünü veriyoruz. Batkının taşınmazı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğunda satılarak Çorlu'ya, Çerkezköy'e, Tekirdağ merkeze park yapmak için başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Sadece Batkı'nın ihtiyacı için kullanacaktır. Köylümüz istemezse de o yer kesinlikle elden de çıkarılmayacaktır. Biz bunun sözünü açık olarak veriyoruz. Yani Tekirdağ'ın Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da Cumhuriyet Halk Partili İlçe Belediye Başkanlığı'nda da biz her zaman önce insan diyeceğiz. Önce insanlarımız diyeceğiz. Evet, belediye başkan adayımız Ulaş Yurdakul projelerini anlatıyor. Malkara için projelerini anlatıyor. Ama tabii özgüvenle anlatıyor. Neden özgüvenle anlatıyor? Çünkü biliyor ki 30 Mart'tan sonra arkasında Cumhuriyet Halk Partili bir büyükşehir belediye başkanı olacağını biliyor. İlçe belediyesi büyükşehirle uyumlu olmazsa, büyükşehirle koordineli çalışmazsa, iki başkan masaya oturup Malkara'nın sorunlarını kafa kafaya verip çözemezlerse, aralarında uyumsuzluk olursa bu iş olmaz. Bu iş olmaz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili Malkara İlçe Belediyesi olacak. Evet, projelerden bahsetti. Ben yerel siyasete, başkanımızın alanına çok girmeyeceğim. Ama sevgili Batkınlılar, birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, köyümüz her zaman için bize destek verdi. Referandumda destek verdi. Genel seçimde destek verdi. Ben bu desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Ve bu seçim sürecinde de bu desteğin kat be kat artacağını biliyorum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Yerel seçim yaşayacağız. Ama Türkiye'deki gelişmeleri izliyorsunuz. Türkiye'yi ilk seyrediyorsunuz. Olan olayları izliyorsunuz. Artık bu seçim yerel seçim noktasının dışına çıkmıştır. Batkınlılar sandığa gideceklerinde sadece Tekirdağlı Büyükşehir Belediye Başkanı, sadece Malkaralı İlçe Belediye Başkanı, meclis üyeleri seçmeyecekler arkadaş. Seçmeyecekler sadece bunları. 30 Mart artık bu ülkeyi yönetenlere de bir ders verme zamanı olacak. Neden bunu söylüyorum? Bakın, Batkın'da biz 74 oy almışız 2011'de. AKP'de 41 oy almış. Biz birinci çıkmışız. Ama şunu söyleyeceğim. 41 tane vatandaşımız 2011 yılında AKP'ye oy vermiş. Ben bu ülkeyi yönetenler gibi bizim adamlarımız sizin adamlarınız demiyorum. Demeyeceğiz de zaten. Bizim için önce insan olmak var. Önce birey olmak, vatandaş olmak var. O yüzden 41 tane yurttaşımız sandığa gittiğinde en az bizim kadar cumhuriyetçi, en az bizim kadar Atatürk'ü seven, en az bizim kadar demokrasiden yana, en az bizim kadar hukuk devletinden yana olan insanlarımız bu insanlar. 41 kişi AKP'ye oy vermiş. Ama bakın sevgili Batkınlılar, şunu sormak istiyorum ben. O 41 tane yurttaşımız 2011'de sandığa gidip AKP'ye oy verirken acaba bu ülkedeki başbakanın Recep Tayyip'in seçimden sonra bu ülkeyi kuran Atatürk'e ve İnönü'ye iki ay yaş diyeceğini biliyorlar mıydı acaba? Bence bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı sevgili Batkınlılar, bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. O 41 tane gerçekten inanarak AKP'ye oy vermiş olan o insanlar bilmiyorlardı ki Recep Tayyip'in onlar AKP'ye oy verirken Abdullah Öcalan'la pazarlık masasında oturduğunu bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Bilselerdi oy vermezlerdi zaten. Dahası komşu ilimiz Edirne'den bakan olan zatın ilk icraatının
Türkiye Cumhuriyeti'ni resmi kurumlardan, tabelalardan kaldırmak olacağını bence bilmiyorlardı. Bence bilmiyorlardı. Çocuklarımızın her sabah okula gittiğinde Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demesinin AKP tarafından yasaklanacağını bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Ayçiçeği fiyatlarının 1 lira olacağını. Bilmiyorlardı onlara 6000, 7000, 7500'e satılan büyükbaş hayvanların 3000 liraya, 2000 liraya kadar düşeceğini bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. 41 tane AKP'ye oy veren vatandaşımız 2011 seçimlerinde bunları bilmiyorlardı. Dahası bu ülkenin 6 aylık bebeğinin, 80 yaşındaki amcanın, ninenin, dedenin vergilerinin, bunların çocuklarının, akrabalarının yatak odalarındaki kasalara, ayakkabı kutularına para olarak, rüşvet olarak sokulduğunu bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın müebbet hapiste yargılanırken, bu ülkedeki yurtseverlerin Silivri zindanında çürürken, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan çocuklarının mahkemelerden kaçırılacağını o AKP'ye oy vermiş 41 tane bizim insanımız bilmiyordu. Ama sevgili Batkınlılar, artık her şeyi biliyoruz. Artık her şeyi biliyoruz. O yüzden söylüyorum, sandığa gittiğiniz zaman sadece belediye başkanınızı seçmeyeceksiniz. Sandığa gittiğiniz zaman sadece büyükşehri, meclis üyelerini seçmeyeceksiniz. Sandığa gittiğiniz zaman işte bunu yapanlara bedelini ödeteceksiniz. Türkiye'yi bu noktaya getirenlere, bunları bu ülkeye yaşatanlara bedelini ödeteceksiniz. Neyi ödeteceksiniz biliyor musunuz? Mısır'da bir kişi öldüğünde, Allah rahmet eylesin, bir kız çocuğu öldüğünde meydan meydan gezip parmaklarıyla dört işareti yapan başbakanın, bu ülkenin kendi çocukları öldüğünde, 15 yaşındaki küçücük bir çocuk öldüğünde üzülmediğini, pişman olmadığını, bedelini ödeteceksiniz sandıkta. O yüzden sevgili Batkınlılar, ben şunu söyleyeceğim. 30 Mart'ta burada açılan sandıkta bir tane bile, bakın 41 tane demiyorum, bir tane bile AKP'ye oy çıktığında ben sadece sandıkta hesap veririm diyen başbakan diyecek ki, bak görüyor musun, ben bunları yaptım. Türk milleti kelimesini yasakladım. Apo'yla pazarlık yaptım. Yolsuzluk yaptım. Rüşvet yedim. Ama buna rağmen Batkın beni destekliyor diyeceğini, bu sonucu doğuracağını bilin. Sürecin bu noktaya geleceğini bilin arkadaşlar. O yüzden bu işin akrabalığı yok. Bu işin arkadaşlığı, komşuluğu, aynı köyden olması yok. Çünkü biliyoruz, size gelecekler, diyecekler ki boş ver AKP'yi diyecekler. Ben varım diyecekler. Beni tanımıyor musun? Beni bilmiyor musun? AKP'ye oy vermeyeceksin. Bana oy vereceksin diyecekler. Hayır arkadaş. Ben seni tanıyorum. Ama ben Recep Tayyip'i de çok iyi tanıyorum diyeceksiniz. O yüzden AKP'ye değil 41, bir tane bile oy çıkarsa bizim ciğerimiz yanar. Bu ülkenin geleceği bu adamların elinden alınmalı. O yüzden 30 Mart bizim için bir başlangıç. Kötü günlerin sonu, güzel günlerin bir başlangıcı. Ben sizlerden Ulaş Başkan'a destek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek istiyorum. Öyle birinci çıkmak falan değil. Sonuna kadar filesiz bir destek istiyorum. Bir husus daha var Sayın Başkanım, müsaaden olursa. Bir husus daha var. Bakın, tabii yerel seçimlerde başka partiler, başka adaylar da var. Sevgili Batkınlılar,
İzliyorsunuz, televizyonlarda izliyorsunuz, gazetelerde görüyorsunuz. Bizler bir mücadele veriyoruz mecliste, 2,5 senedir bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi verirken mecliste kah kavga çıkıyor, kah dövüş oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bizim ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz, milletvekili olarak bizler cesaretle bir mücadele veriyoruz. Ama sevgili Batkınlılar, biz bu mücadeleyi verirken sağıma bakıyorum, sağımda Cumhuriyet Halk Partili var. Soluma bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partili var. Arkama bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partili var. Ya bu ülkede AKP ile mücadele edecek Cumhuriyet Halk Parti'den başka parti yok mu? Başka bir parti yok mu? Neredesiniz o zaman? Neredesiniz mecliste? Sağımızda yoksunuz, solumuzda yoksunuz. Ne zaman AKP çukurun içinde, o zaman iple onu o çukurdan çıkarıyorsunuz. O yüzden zaman Cumhuriyet Halk Parti'nin bayrağı altında toplanma zamanı. Orada, burada, şurada değil. Zaman Cumhuriyet Halk Parti'nin bayrağı altında toplanma zamanı. Biz gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen destekleri hatırlıyoruz. Kanunlar çıkarılırken verilen destekleri hatırlıyoruz. O yüzden sevgili Batkınlılar, açık bir husus var. O hususta bu ülkenin geleceği. Bu ülkenin geleceği Cumhuriyet Halk Partisi. Malkara'nın da geleceği Cumhuriyet Halk Partisi. Büyükşehir'in de geleceği Cumhuriyet Halk Partisi. Ben sizlerden bu ülkenin geleceğine destek istiyorum. Ben demokrasiye, özgürlüklere, hukuk devletine, önce insan diyenlere, hizmete, Mustafa Kemal Atatürk çizgisine sizlerden destek istiyorum. Ve bu desteğin de Batkın'dan geleceğini biliyorum, inanıyorum. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyor. Sadece 30 Mart'ta vereceğiniz destekten sonra 1 Nisan'da Malkaralıların, Tekirdağlıların, Edirnelilerin, Kırklareli'lilerin uyanık olmasını istiyorum. Neden uyanık olmasını istiyorum? Biz sınır vilayetleriyiz. Biz sınır vilayetleriyiz. 30 Mart'tan sonra birileri kaçacak, kaçacak. Bizler de sınırı iyi tutacağız. Sizlere sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, sevgili Batkınlar, değerli büyüklerim, bizler vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Buradan Kiremitlik köyüne geçeceğiz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.